Hepimiz kendimize bağımsız, istikrarlı, her ne kadar yarınımızı bilmesek de planlı hayatlar kurmaya, bununla birlikte kaliteli ve onurlu yaşam sürmeye çalışırız. Yöneticilerimize, benden ne istiyorsan yapayım ama önümü göreceğim bir hayat süreyim deriz. İşte tam da buna istikrarlı bir hayat denir. Sür Eytoğlu'nun durumunu tek bir kelime ile ifade edecek olursak, bu kelime istikrarsızlık olurdu. Ben bir Türk vatandaşı olduğum için Sür Eytoğlu'nun en istikrarlı kesimi arasında sayılırım. Aslında Türkiye'ye geldiğim zaman bir gün vatandaşlık alabileceğimi hiç beklemedim gerçekten. Ülkelerin ekonomik durumu, bize sunduğu haklar yaşam standartlarımızı da etkiliyor. En basit örneği, yakın bir zamanda Instagram hesaplarımıza getirilen erişim kısıtlamaları yaşam standartlarımızı etkiledi. Bu söylediklerimin hepsi göçmenler, tırnak içinde misafirler için de geçerli. Mülkiyet hakkı, siyahat hakkı ve çalışma hakkı gibi yasal engellerim yok. Ancak herhangi bir Türk vatandaşı olmayan Suriyeli gibi beni de istikrarsız hissettiren sosyal engeller de var. Sosyal engellere örnek olarak birçok ev sahibinin Türk vatandaşı olsalar bile yabancılara ev kiralamaması ve birçok işverenin yabancı kökenli işçilere işe almaması örnek verilebilir. Mesela yeni işe taşındığı zaman sağlık sigorta yapmak için veya yeni adres başvurusunda daha birazcık daha kolay oldu benim için. Ve buna rağmen hala yabancı olarak birçok sorunla karşılaşıyorum. Bir diğer istikrarsızlık sebebi ise bir aile ve toplumun başkası olmamdır ve ailemin ve toplumun çoğu üyesi vatandaşlık taşımıyor. Bu yüzden sürekli bir istikrarsızlık içindeler. Bu nedenle ben de onlar gibi istikrarsız bir durumdayım. Mülkiyet hakkı, seyahat hakkı, çalışma hakkı gibi yasal haklar kısıtlandığı ya da tamamen elimizden alındığı zaman bütün göçmenler her an hali hazırda başının ucunda hazırlanmış bir bavul bekletme ihtiyacı duyduklarında onlara istikrarlı bir hayattan bahsedecek olursak... Mesela yeni eve taşındığı zaman beni kabul etmiyorlar. Hala yabancıyım tabii ki. Herhangi bir devlet işine gitmem gerekirse çok tereddüt ediyorum. Yani mesela benim ismim değiştirmedim. Hala eski ismi kullanıyorum. Ve belli tabii ki Türk değilim. Bunun için bazı sorunları yaşayabilirim hala. Herhangi bir sorun yaşanınca korkuyorum tabii ki. Bu sorunların olduğunda kimliğimi hiçbir şey yapmayacak benim için. En çok korktuğum şey bir gün vatandaşlığımı elimden alabilirler. Bu yüzden geleceğimi planlarken bir gün kimliksiz yaşayabileceğimi düşünmem lazım. Bundan sonra ne yapacağım hiç bilmiyorum ve bugünlerde ailem için yapabileceğim şey bu sorunlardan uzak durmam lazım. Şu ana kadar burada istikrarlı gerçekten bir gelecek hissetmiyorum. Bu yüzden her türlü acil bir durum için yedek çözü ihtiyacım var. Bunun için her zaman bir şekilde düşünüyorum. Sadece istikrarlı, basit bir hayata sahibi olmayı düşünüyordum.